Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'den Allah için Müslümanların birbirlerini sevmelerine dair hadis-i şerifleri okuyoruz. 379. hadis-i şerifteyiz. Hadis-i şerifimizin konusu Müslüman, Müslümanı akrabası olmasa da, ekonomik bir ilişkisi bulunmasa da, sadece aynı Allah'a iman ettikleri için, sadece aynı cennete girmeye çalışan insanlar oldukları için birbirlerini sevmelerini anlatıyor. Fakat şimdi okuyacağımız bu 379. hadisi şerifte hiçbir zaman unutulmayacak çok ciddi bir ayrıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemin ederek sözüne başlıyor. Ve cenneti hedef göstererek, İmanı hedef göstererek sözüne başlıyor. Yemin ediyor. İmandan söz ediyor. Cennete girmekten söz ediyor. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Şimdi bu büyük mesajı pür dikkat dinleyelim. Çünkü imanlıyız elhamdülillah. Cennete girmek istiyoruz inşallah. Bu hadis-i şerifte bize hitap ediyor. Mecbur hadis-i şerifi dinliyoruz. Hafız Ali Efendi oku bakalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Evet. Gayet açık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi diyerek söze başlıyor. Benim canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun. Nedir yemini? Ne buyuruyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikçe cennete girmeyeceğinize yemin ederim diyor. Peki, iman etmedikçe cennete girmeyeceğimizi zaten biliyorduk. Herhalde bir cümle daha söyleyecek ki bunu söylüyor. Birbirinizi sevmedikçe de İman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Müslüman, Müslümanı sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmedikçe de cennete girmiş olmaz. Sadece bir yardım yapıyor. Aranızda sevgiyi artıracak bir şey söyleyeyim mi size? Buyur ya Resulallah, buyur, selamlaşın çok. Aranızda selamı yayın. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Hatta ve hatta ben ilave ediyorum. İnsan evde oturma odasındaydı, çocukların olduğu odaya geçti. Selamun aleyküm çocuklar. Evde de rahmete muhtacız. O dereceye varıncaya kadar selamı yayınız.
Bu hadisi şerifin üzerinde durmak zorundayız. Hepimiz cennete girmenin şartının iman olduğunu, yani la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ve diğer iman şartlarına sahip olmak gerektiğini hepimiz biliriz. Kimse iman etmeyen cennete girecek demiyor. Burada böyle çok cazip dikkat bir şey yok. Ama Hafız Salih ile Hafız Nurettin birbirini seviyorlar mı da bakılıyor demek ki iman için. Fahri Hoca Hasan Hoca'yı seviyor mu? Hasan Talha'yı seviyor mu? Bakıyor Allah. Bugün öğle namazını kıldı mı? Sabah namazını kıldı mı diye baktığı gibi. Demek ki biz nasılsın güzel kardeşim benim derken bir iman garantilemesi yapıyoruz. İman tazelemesi yapıyoruz demek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğimiz zaman merhaba demekten daha farklı bir iş yapıyoruz demek ki. Müminlerin birbirlerini sevmesi, bu sevgiyi ispat etmeleri, yani ispat edecek işler yapmaları şakaya alınır bir şey değil. Burada küçük bir not. Biz imanın şartlarını hep 6 şey sayarız değil mi? Âmentü billahi ve melâiketi diye başlayan. Bunlardan bir tanesi de Müslümanların birbirini sevmesi diye bir madde değil. Peki burada niye cennete giremezsiniz, iman etmemiş olursunuz buyuruyor. Demek ki imanın bir olgun, orijinal şekli var. Bir de hala var olacak diye beslenmeye çalışılan şekli var. Sahabenin imanı, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın iman dediği şeydi. Bizimkinin kemalinde sıkıntı var. Ne demek kemalinde? Yani orijinal değil hala. Ama elhamdülillah iman. Kafir demek değil. Ama cennete girmek için de ne lazım? İmanın tam orijinali lazım. Ondan önce sürtünmemek için sıratta, mahşerde terlememek için, mahşerde terliği olduktan sonra, iman etmeyenler gibi bocaladıktan sonra iş zor. Demek ki hiç tereddüt etmeden şunu söylememiz gerekiyor. Müslümanlar öğle namazına önem verdikleri gibi, Ramazan orucuna önem verdikleri gibi, ömürde bir defa olsun hacca gitmeye önem verdikleri gibi, birbirlerini tarikat farkı da olsa, grup farkı da olsa, anlayış farkı da olsa, aynı kıblenin adamları olarak birbirlerini sevecekler. Lafla sevgiyi de meleklere inandıramayız biz, eylemlerimiz de olacak. Ben Salih Hafız'la aynı şehirden değilim. Aynı fırkadan değiliz. Aynı mezhepten değiliz. Ama aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı cennete yürüyoruz. Onunki onu ilgilendiriyor, benimki beni ilgilendiriyor deyip mümin kardeşliğimizi canlandıracağız. Aksak takdirde şeytan bizim cehenneme girme yollarımızı kolaylaştıracak. Nauzu billahi teala. Evet, 380. hadisi şerifi okuyacağız. Bu hadisi şerif 362. hadiste geçmişti. Orada şerhine bakmıştık. Şimdi hadis-i şerifi teberrüken okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri bir başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği görevlendirdi. Sonra da sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor buyurdu. Buyurdu. Demek ki bir Müslümanın bir Müslümanı sadece
Şöyle bir ayran içelim ya, havada sıcak zaten. Ya da kışın gideyim onların evinde güzel salep yapılıyor. Bir salep içelim. Salavatlaşırız, dualaşır çıkarız dese. Bu meleklerin cuma namazına giden Müslümanı takip ettiği gibi bir iş mi? Elhamdülillah. Gerisini boş ver. Bunun geniş bir şekilde 362. hadis-i şerifte okumuştuk. Şimdi 381. hadis-i şerife geçelim. Bera İbni Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu. Ensarı ancak mümin olan sever. Yani Medineli Müslümanları ancak mümin olan sever. Onlara ancak münafık olan düşmanlık eder. Ensarı seveni Allah da sever. Onlara düşmanlık edene de Allah düşmanlık eder. Şimdi bir daha okuyacağız. Bir dakika sala hafız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenlere kim diyoruz? Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram kimlerden oluşuyor? Bir, Mekke'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye gidenlere ne diyoruz? Muhacir grup diyoruz. Medine'ye daha önceden yerleşmiş olan Medineli Müslümanlara kim diyoruz? Ensar. Ensar grubu diyoruz. Niye? Muhacirlere yardım ettikleri için. Ensar da kimden oluşuyor? Evs ve Hazreç isimli iki kabileden. Kabileleri önemli değil. Yani ilk Müslüman nesil ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, muhacirler ve ensardan oluşuyordu. Ensar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde taht kurmuş. Onları çok seviyor. Niye çok seviyor? Çünkü onlar bağırlarını ve evlerini, vatanlarını İslamiyet'e açtılar. Çok büyük yük aldılar, risk aldılar. Yaşadıkları topraklara saldırılacak bir eylemin altına imza attılar. Vefanın, iyiliğe iyiliğin en güzel örneği olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu asla unutmadı. Niye? Hem adamlar ilk Müslümanlardan, hem İslam'a ilk bağırlarını açanlardan. Ensar, Medineli Müslümanlar. Bunlara ahirette Allah vereceğini verecek. Dünyada ne verilebilir onlara? Çoğu şehit oldu gitti zaten. Allah onlardan razı olsun. Ama ortada bir büyük gerçek var. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar ben cennete girmek istiyorum diyen her insan iman edecek, Ensar'ı sevecek. Tanımaz, bilmez, etmez, mezarını görmez, nerede öldüğü belli değil. Ensar'dan mı? Onu seviyorsan Müslümansın. Ensar'ı sevmiyorsan münafık damgası taşıyorsun. Nauzu billahi teala. Ya Rabbi ne büyük izzet ya. Bu ne büyük ikram ya. Yani ashab-ı kiramı sevmek dese Efendimiz, ilk Müslüman diye ona bir zihnimizde bir kolaylık çıkıyor. Ama Ensar'a bu alaka yok yok yok. Yani öyle bir insan ki peygamber değil, pek çok günahta işlemişler zamanında, cahiliyeden gelmişler. Bunların hepsini siliyor, süpürüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar'ı sevmek imandandır buyuruyor. Daha yukarı ne denebilir? Hiçbir şey denemez. Demek ki bu ensar evliyaullah. Allah'ın dostları ki onları seven de Allah'ı sevmiş oluyor. Bu neyi gösteriyor? Onlar nasıl kıyamete kadar Allah'ın rahmetinde kalacaklarsa, bu evliyaullah'tan oldukları için Allah'ın rahmetini yakalamak isteyen herkes de onları sevmek zorunda. Onlarla bağın olmadı mı sevgi olarak Allah ile bağ kuramıyorsun. Bu demek. Şimdi hadis-i şerifi bir daha okuyalım. Şöyle zihinlerimize perçinlensin. Ensarı ancak mümin olan sever. Onlara ancak münafık olan düşmanlık eder.
Ensarı seveni Allah da sever. Onlara düşmanlık edene Allah da düşmanlık eder. Ya Rabbi, sen şahit ol. Meleklerin şahit olsun. Bu mümin kardeşlerimiz hep birbirimizin şahidiyiz. Yani Ensar'ı çok seviyoruz. Sa'd ibn-i Ubade deyince, Sa'd ibn-i Muaz deyince, Zeyd bin Haris deyince, aman Allah'ım, nasıl bir sevgi bu ya Rabbi. O sevgiyi doldur, doldur, doldur yüreklerimiz Everest tepesi kadar büyüsün ya Rabbi. Seviyoruz, sevgimizden de umut varız. Elhamdülillah. Evet, 382. hadis-i şerife geçelim şimdi. Muaz radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah Teala benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır buyurmuştur. Bir daha oku Hafız Salih. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır. Kıyamet günü. Şimdi çok basit örnek verelim. Fahri Hoca Efendi, sen kalktın, dün bize geldin. Oturduk, çay içtik, ikramda bulunduk ve sen gittin. Sordum ya da çocuğun sordu, baba biz niye gittik Nurettin amcalara? Derste zaten siz oturuyordunuz, ders yapıyordunuz. Siz de dediniz ki, o mümin, ben de mümin, birbirimizi seviyoruz. Onlar bize hediye getirmiyor dedi senin küçük çocuk. Sen dedin ki, hediyemizi Allah verecek. Onlar bize şunu yapmadı, bunu yapmadı. Biz Allah içiniz. Yok diyoruz. Bu dostluğa ne diyoruz biz? Allah rızası için dostluk, kardeşlik diyoruz. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl müjdeliyor? Kıyamet günü Allah, bu birbirini Allah için sevenlere nurdan minberler yapacak. Minber oturulan koltuk demek, kürsü demek. Oturacaklar. O kadar değerli ki şehitler, peygamberler, birini imrenecek olsalar onu imrenecekler. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ne büyük dostluk, ne büyük bir fırsat bu. Peygamber kimseyi imrenir mi ya? Kıyamet günü kim imrensin? Kapı ona açılmış zaten. Ama imrenecek olsa ona imrenir. Bu hadisi şeriften birkaç hüküm çıkaracağız ama önce başka bir şey söylemem lazım. Allah için dostluk bu kadar değerli ise, ki değerli, şeytan için de iyi bir çalışma alanı demek ki bu. Madem şeytan için de çalışma alanı bu, özellikle hanım kardeşlerimize nasihatimiz, çörekti, poğaçaydı, pastalardı, böreklerdi, kurban etmemek lazım bu işi. Çörek, poğaça olmadan gelsin de Allah'ın dostluğunu bir görelim. Tepsinin peşinden giden değil, Allah'ın rızasının peşinden gidene bu vaatler. 2. Genelde iblis bakar ki senelerce uğraşır, bu işi bozamayacağını, bu adamlar cennette bu minbere oturacak düşünür. Başka bir etraftan dolaşıp bozmaya çalışır bu dostu. Mesela kız alıp verme olur. Yılların dostuyuz da, bir kızını ver, oğlumu al, böyle bir
Yani hısımlığımız olsun. Biz 20 senedir beraberiz. Böyle olmalı mı? Olmalı tabii. Kime kız vereceksin eğer Allah için ona vermeyeceksin? Lakin normalde kız alıp vermede 40 kere ölçüyorduksa 80 kere ölçmeliyiz. Kızımız o evde gelinlik yapabilir mi? Biz babalar olarak, anneler olarak çok iyi dostuz. Çocuklarımız da dost olacak diye bir kanun var mı? Bu dostluğu devam ettireceğiz diye çok yüksek ihtimalli mutluluk ve beraberlik getirmeyecek evlilikler oluşturmamak lazım. Çünkü bu iblis için iyi bir fırsat olur. Yasaktır manasına değil tabii. Diyelim biz iyi niyetlerle ölçtük, biçtik, iyi olur dedik. Kadınlar bu çok iyidir dedi, erkekler tamam dedi, evlilik oldu. Bir sene sonra da umulmayan bir vaka oldu, boşanma oldu. Bu Allah için dostlar bir araya gelip, bizim çocuklarımız boşanıyor. Biz cennette beraber olacağız. Bu olay bizim için yok. Benimki seninkine zulmetmiş. Ne edeyim? Kessen kesilmez, atsan atılmaz. Gel bir kucaklaşalım diyebilmeliler ki bunu bile cennet uğruna, şu cennetteki minber uğruna bunu bağrına çekebilen, sinesine çekebilen bu büyük ikramı hak eder. Peygamberler bile imrenecek sana. Bu Allah için dostluk dediğimiz şey basit değil. Ne demek peygamberler, şehitler imreniyor bu pozisyona ya? Çünkü Allah birbiriyle kenetlenmiş, bir vücut gibi olmuş, tek parça olmuş bir ümmeti Muhammed istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ancak sevmekle, bu sevgiyi kaynaştırmakla mümkündür. Bunu kesinlikle kaybettiğimiz zaman en azından kıyamet fırsatlarından birini kaybediyoruz. Hadi imanımız kaybolmuyor diyelim. Kıyamet fırsatlarından birini kaybediyoruz. Burada çok önemli bir not var. Şimdi bu hadisi şerifi derinlemesine inceleyen alimler, hadisten çok ince hükümler çıkarıyorlar sadece. Diyorlar ki, yani peygamberler en üstte ya, daha ötesi yok bu makamın. Türkiye'den, Peygamber aleyhisselamdan 1500 sene sonra Ahmet'le Mehmet ahirete gitmişler. Ahirette peygamberler onlara imrenecek neredeyse. Böyle bir şey olur mu? Bundan şu hüküm çıkıyor. Demek ki bir insan pek mükemmel, en üst derecede alim, şehit biri olabilir. Öbürü onun 100 kat aşağısında bir iş durumdadır derece olarak. Ama bir işi çok iyi becermiştir. Yani bu adamın bir işi çok iyi becermiş olması peygamberden iyi olmasını gerektirmiyor. Şehitlerden üstün olmasını gerektirmiyor. Allah için sevmek konusunda bir tane adam. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de her şey var. Bu her şeyde bir tane. Bu bir işte bir tane ama sivrilmiş o işte. Ne gibi? Mesela manava bir bakıyorsun. Ya Allah bu ne ya, bir de cennet ırmakları gibi. Bir ırmak da aksa burada cennet zannedeceksin. 50 çeşit meyve. O sebzeler hele taze geldiği zaman. Bir de onlara su serpiyorlar ya. İnsan böyle dalası geliyor. Yani böyle o kadar güzel oluyor. Abi bir ekmek de ver oradan. Dedin mi ne ekmeği diyor adam. Fırına git diyor. Ya bu kadar güzel bahçe gibi bir şeyde ekmek bizde olmaz. Madem iyi o zaman bir poşet şuradan filancayı ver diyorsun. O da olmaz bizde diyor. Ya bu kadar güzel meyvelerin olduğu bir yerde ekmek olmaz mı? Demiyoruz. Niye? Bunu yapar sadece diyoruz. Fırına gidip de domatesi fırından almıyoruz. Ama peygamberler her şeyin en iyisini yapıyorlar. En mükemmeliler. Salavatullahi aleyhim ecmain. Ama bakıyoruz ki öbür taraftan filanca zat peygamberlerin bile
imrenebileceği bir iş yapmış olabiliyor. Dolayısıyla bu peygamberlerden üstün olduğunu göstermiyor. Peygamberlerden üstün değil. Yani manav çok güzel ama dünya borsası orası değil. Borsada daha çok şeyler var. Fakat biz hele bu asırda kıyamet gününe kadar kardeş olmamız gerektiğini, yani kıyamete kadar ömrümüz olsa bile Allah için kardeşliğimizi canlı tutmamız gerektiğini, çocuklarımıza bu konuda eğitim vermemiz gerektiğini anlayacağız. Bu hadis-i şerif sayesinde inşallah. Ortada bir büyük gerçek var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat ediyor. Cennette nurdan minberler vaat ediyor. İblis boş durmuyor. O becerip bir fiskosla bir şeyle her şeyin altını üstüne getirebilir. Maazallah. Bu hadisi bir kere daha okuyalım Salih Hafız. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır. Evet. Bunu inşallahü teala becerip layık olan kullarından yapar bizi Allah diye duakarız. Dua ne edelim, başka çaremiz yok. Evet, bir sonraki hadisi şerife, 383. hadis-i şerife geçelim. Ebu İdris el-Havlani rahimehullah'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Dımeşk mescidine girmiştim. Bir de ne göreyim? Güleç yüzlü bir delikanlı ve başına toplanmış bir grup insan. Bunlar bir konuda görüş ayrılığına düştüler mi hemen o delikanlıya başvuruyor ve fikrini kabulleniyorlardı. Bu gencin kim olduğunu sordum. Bu Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tır dediler. Ashab-ı kiramdan. Evet. Ertesi gün erkenden mescide koştum. Baktım ki o genç benden evvel gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim ve Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet, Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet, gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Kutlarım seni. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim rızam için toplanan, benim rızam uğrunda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler benim sevgimi hak ederler buyurmuştur. Evet, çok canlı bir örnek. Ebu İdris el-Havlani tabiinden, yani ashab-ı kiramdan olmayıp ashab-ı kiramı görmek şerefine nail olanlardan birisi. Şam'da mescitte bir delikanlı görüyor. Kim o delikanlının adı ne? Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh. Onu görüyor. Çok hoşuna gidiyor. Güleç yüzlü birisi bakıyor. Öğreniyor, sahabi bu diyor. Allah, sahabi gördüm diye seviniyor. Gidiyor bunu ona söylüyor. Ben seni seviyorum diyor. Bir daha söyle diyor. Allah için mi? Allah için mi? Allah için mi? Allah için seviyorum diyor. Ben de seni kutlarım kardeşim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki benim için birbirini sevenleri Allah da sevecek. Ama bu sevgi beraberinde tabii ki hediyeleşme getirecek, ziyaretleşme getirecek, birbirine kefil olmak gibi bağlılıklar getirecek. Yani kuru bir sevgi değil, lafla değil bu. Sevgi ne yapıyorsa bir insanda onu yapacak. Bu durumda olmaya muhteşem bir örnek getirdi bu 383. hadis-i şerif. Ebu İdris el-Havlani rahmetullahi aleyh tabiinden, Hafız Ali burada onun hayat hikayesi kısaca verilmiş. Onu okuyalım teberrüken. Adı Aiz İbni Abdullah olan Ebu İdris, Huneyn Savaşı günlerinde doğmuş olup büyük tabiilerdendir. İmam Zühri kendisinden hadis rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.
Ebu Derda Hazretlerinden sonra Şam yöresinin alimi olarak tanınmıştır. Şam kadılığı yapmıştır. Hicri 80 yılında vefat etmiştir. Allah şefaatine ermeyi hepimize kolay kılsın. Demek ki yani bu fani dünyada böyle tertemiz yürekli, Allah için sevdiğini ispat etmiş Allah dostları da geldi, geçti. Şimdi biz bu dünyada Müslüman olarak bulunuyoruz. Bu duyguyu içimizde ne kadar yaşadığımızı melekler görecek. Belki böyle Riyaz-ı Salihin gibi bir kitapta bizim sevgimize ait örnekler bulunmayacak ama meleklerin kitaplarında bulunacak. Şimdi bak ne kadar güzel Ebu İdris el-Havlani Muaz ibn-i Cebel'i gördü. Gitti sarıldı ona. Ben seni Allah için seviyorum, sen Resulullah'sın, sahabisisin dedi. Yani birisi bunu yaptı, 1400 sene önce Allah'ı kazandı. Çünkü bir sahabi Muaz radıyallahu anh ona müjde dedi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail oldun dedi. Biz şimdi yaparsak ne olacak? Biz de gidip bir hoca efendiyi gördük, bir Allah dostunu gördük. Ben seni Allah için seviyorum dedim. Bunu şimdi biz ne? Bizim Riyaz-ı Salih'in adımızın girmesi gerekmiyor. Meleklerin defterine girelim de dünyanın hiçbir kitabı bizi yazmasın. Çünkü aynı bu Muaz'ı seven Ebu İdris el-Kavlani'yi melekler hangi deftere yazdıysa o defterleri hala duruyor. O defterlere devam ediyor. O defterler kapanmadı. Kıyamete kadar. Nasıl namaz kılanlarınki yazılıyorsa bu da yazılıyor. Yeter ki bu ümmet Allah için sevmeyi ve bu sevginin bedelini dünyada da ödemeyi ibadet kabul etsin. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu Kerime Mikdad İbni Ma'di Kerib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşini seven kişi ona sevdiğini bildirsin. Bir daha. Din kardeşini seven kişi ona sevdiğini bildirsin. Bir açıklamaya ihtiyaç olmayacak kadar mübarek bir hadis-i şerif. Bir Müslüman kardeşini seviyorsan bunu ona bildireceksin. Şimdi bunu ona bildireceksin derken yanına gidip selamun aleyküm ben seni seviyorum. Hiçbir sebep de yok diyeceksin. Olabilir. Telefon edip selamun aleyküm ben seni seviyorum diyeceksin. Olabilir. WhatsApp mı atarsın, mesaj mı gönderirsin, mail mi gönderirsin? Yani nasıl söyleniyorsa bunlar. Nasıl söyleniyorsa. Sonra da ben seni çok seviyorum, Allah için seviyorum. Bizim çocuğun şu işi vardı ona yardım etsene demeyeceksin ama. Bir çuval incir o zaman battı gitti. Yani o zaman bozuldu. Allah için deyince dünyalık bir şey karışmayacak. Ama yıllar sonra da bir dünyevi işini görmeye birbirine yardım edecekler elbette. Yahudiden mi gidip yardım isteyecekler? Bu El-Mekdam İbni Ma'di Kerib radıyallahu anh'la ilgili küçük bir söz nakledelim. Hafız Salih çünkü bu şefaati umulur Allah dostlarından birisidir. Bu çok küçük. 6-7 yaşlarındayken Medine'ye gelmiş. 80 kişilik bir ekiple köylerinden çıkmışlar. Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Bu diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle böyle bir yürüyüşe çıkmışlar. Artık nereye gidiyorlarsa. Amcası bunun elinden tutuyormuş. Bununla da oynuyormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklara alaka gösterdiğinin de haberlerinden birisi bu. Buna demişler ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedin herhalde bir yerde demişler. Yani sahabi olduğundan şüphe etmişler. Bu da şöyle bir hatıra naklediyor. Diyor ki amcam benim elimden tutuyordu diyor. Ben de onlarla diyor böyle büyükler gibi yürüyordum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağını tutmuş. Bunun amcasını demiş ki şuna bak hiç annesini babasını aradığı yok demiş. Bize takıldı böyle. Yani küçükken büyük adam demek ki. Bu zat 40 hadis rivayet etmiş. Allah
ondan razı olsun, şefaatine bizi nail etsin. Yani o yaşlarda Efendimiz'den duyduklarını sonra anlatmış. Yani ne kafalı bir çocuk ki demek ki hiç anne, yani Efendimiz niye buna ilgisini çekmiş? Yani bu yaşta annesini araması lazımdı bu çocuğun. Demek ki 3-4 yaşlarında bir çocuk mu ne kadarsa, ne mutlu ya, ne mutlu. Rabbim bize de o insanları böyle gidip cennette ellerini öpmek, ayaklarına kapanmak nasibiyle nasiplendirdiği kullarından etsin. Evet. 385. hadisi şerifi okuyalım Hafız Salih. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Muaz kim? Biraz önce okuduk ya. Şam'daki alim olan delikanlı. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Şimdi peygamber, Medine'den bir sahabi, Ensar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? Muaz, ben seni gerçekten seviyorum, Allah'a yemin ederim bunun için diyor. Biraz önce ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir önceki hadiste, kim bir mümin kardeşini seviyorsa onu ona söylesin. Efendimiz de Muaz'ı seviyor, onu ona söylüyor. Bize örnek veriyor. Şımarır mımamır böyle bir şey yok. Muaz onun elini ayağını öpmeye çalışıyor. O Muaz'a diyor, Muaz beni seviyorum diyor. Sevgisinin sonucu olarak da ona şimdi nasihatte bulunacak. Evet. Sonra da ey Muaz, sana her namazın sonunda Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum. Yani Muaz, ben seni seviyorum. O zaman namazın arkasından sen de şu duayı yap da ben sana bir hediye de bulunmuş olayım. Bu duanın bereketiyle de kıyamet günü beraber olalım. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bu namazdan sonraki okunur, bir yapılır dualardandır. Her yerde okunur, sadece namazdan sonra değil. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Muaz'ı sevdiği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona bunu emir buyurmuş, tavsiye etmiş. Biz de Muaz gibi onu sevseydik, sahabe olsaydık bize de söyleyecekti demek ki. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyalım. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir adam vardı. Bir başka şahıs ona uğrayıp geçti. Arkasından Peygamber aleyhisselamın huzurundaki kimse, ya Resulallah ben bu kişiyi gerçekten seviyorum dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam, peki sevdiğini ona bildirdin mi buyurdu. Adam hayır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona bildir buyurdu. Adam derhal kalkıp o şahsın arkasından yetişti ve ben seni Allah için seviyorum dedi. O da beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin karşılığını verdi. Ya ne kadar tatlı bir dua şu ya. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Demek ki bu da Efendimizin huzurunda oluyor tabii değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Abi ben seni çok seviyorum Allah için. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi bir cevap değil demek. Seni de Allah sevsin. Nasıl sen beni onun için seviyorsan demek. Bu hadis-i şerifteki şeyimiz ne? Efendimizin huzurundan bir adam geçiyor. Ya oradaki birisi ben bunu çok seviyorum diyor. Söyledin mi ona diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yok söyleme, git söyle diyor. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin tutuşmuş olmasını istiyor. Birbirlerine tek parça olmalarını istiyor. İmanın tadını almanın şartlarından biri Allah için sevmektir. Kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenecek mutlu insanlardan biri bu sevgiye nail olanlardır. Allah'ın sevgisine ulaşmanın yollarından biri Allah'ın mümin kullarını sevmektir. Bu kadar faziletlerin içinde eğer o adam o sevdiğini söylemese bu sevgi akim kalacak.
tek taraflı olacak. Halbuki asıl nedir? Çift taraf. Yani bülbül dağı sevmiş, dağa küsmüş, o düzeyde değil. Seviyor, seviliyor. Mümini seviyor, seviliyor. Mümini seviyor, mümin onu seviyor. Bu yakalandığı zaman çok büyük bir düzey yakalanmış oluyor. Allah'ın rahmetine kulları daha yakın oluyor. Bu kaybedildiği zaman, la kadderallah, ne'udü billah, bu sevgi, bu heyecan kaybedildiği zaman ümmeti Muhammed çok şey kaybetmiş oluyor. En azından imanın tadını, hani okumuştuk ya hadiste, imanın tadını yakalamayı kaybediyor mümin. Ne'udü billahi teala. Evet, böylece Hoca Efendilerin tercüme ve şerh ettiği Riyazu Salihin'in ikinci cildinin de sonuna gelmiş olduk. Elhamdülillah Allahu Teala tamamını bitirmeyi ve o öğrendiğimizde de amel etmeyi bize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.